Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bu videoda peygamberimizin en çok sevdiği yemekleri göstereceğiz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Sofrada kendisinden yaşça büyük kimse varsa asla yemeğe başlamayan, yemek davetlerine hep icap eden, yemeği hep sağ eliyle yiyip mutlaka besmele ile başlayan, yemeğin dibini asla bırakmayan, aile fertlerinin yemeği hep bir arada yemeklerini tavsiye eden bir peygamber. Peygamber Efendimiz yemekte kusur aramazdı, yemekleri beğenirdi ve yemeği yapana teşekkür ederdi. Yemekten sonra mutlaka dua ederdi. Yemek duası yapmanın ve yemekten sonra elhamdülillah demenin sünnet olduğunu, verdikleri nimetler için Allah'a şükür etmemiz gerektiğini söylerdi. Enes Ra, Peygamberimizin en sevdiği yemek kabaktı buyuruyor. Bu rivayet Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların kültüründe, Peygamberimizin doğum gününde kabak pişirmeyi bir alışkanlığa dönüştürmüş. Asırlar sonra peygamberlerinin dünyaya gelişini yine peygamberlerinin en sevdikleriyle kutlayan narin kalpler. Bu gelenek Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar Türkiye'ye göç ettiklerinde de devam eder. Bugün hala peygamberimizin doğum gününde göçmen evlerinde kabak özene bezene pişirilir. Kabak, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir bakımından da oldukça zengin bir besindir. Kabak, kalp, göz, bağışıklık sistemi gibi hastalıklarda oldukça etkilidir ve sağlık açısından önemli katkılar sunar. Kabak içeriğindeki az miktarda yağ nedeniyle tam bir kalp dostudur. Ayrıca kabakta bulunan potasyum ve magnezyum gibi vitaminler vücuttaki kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıkları risklerini en aza indirmede yardımcı olur. Kabak yine içeriğinde az miktarda yağ bulundurması sebebiyle kalorisi de düşük olan bir sebze olduğundan özellikle zayıflamak isteyenlerin tercihinde ilk sıralarda yer alır. Kabak, zararlı toksinlerin idrar ve dışkı ile atılmasına yardımcı olur. Kabağın içeriğinde bulunan magnezyum ve mineraller kemik sağlığı için büyük önem taşır. Omurganın yapısını güçlendirerek eklem ağrılarının yaşlanma riskini azaltır. Kabak yaz aylarında yaşanan alerjilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Üst solunum yolları hastalıklarına karşı vücudun direncini de artırmaya yardımcı olur. Prostat erkeklerde yaşa bağlı ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kabağın prostat hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte ve uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Peygamber Efendimiz yemekte kusur aramazdı. Yemekleri beğenirdi. Ve yemeği yapana teşekkür ederdi. Yemekten sonra mutlaka dua ederdi. Yemek duası yapmanın ve yemekten sonra elhamdülillah demenin sünnet olduğunu, verdikleri nimetler için Allah'a şükür etmemiz gerektiğini söylerdi. Hazreti Peygamber helva ve balı çok sever. En hoşuna giden içilecek şey soğuk ve tatlı olanıydı. Hazreti Peygamber'e hangi içilecek şey daha iyidir diye sorulduğu vakit soğuk ve tatlı diye cevap vermiştir. Hazreti Ayşe Ra bildiriyor. Şerbetlerin içinde tatlı ve soğuk olanını severlerdi. Zeytinyağı, Hazreti Peygamber zeytinyağını tavsiye etmiş ve şöyle demiştir. Zeytinyağını yiyiniz, sürünüz, zira o mübarek bir ağaçtandır. Zeytinyağını katık yapınız. Kur'an-ı Kerim'de bu hususa şöyle işaret edilmiştir. Yine sizin için, Sina Dağı'ndan çıkan bir ağaç, zeytin ağacı. Yaratık ki hem yağ bitirir hem de yiyecek, kimselere bir katık. Peygamber Efendimiz sağ ile yenmesini emreder. Şeytan sol eliyle yediğini ve içtiğini söylerdi. Bir şeye yaslanarak yemek yemezdi. Çoğunlukla yemeğini yere koyar, ayakta su içmeyi yasaklardı. Genellikle oturarak su içerdi. Bir şey içtiği zaman kabın dışından 3 defa nefes alırdı ve şöyle derdi. Bu susuzluğu daha iyi giderici, daha sağlıklı ve kolayca yudumlamaya daha elverişlidir. Öyle ki birçok sağlık uzmanı ayakta su içmenin zararlarından bahsetmiş ve ayakta içilen suyun doğrudan bağırsaklara ulaştığını belirterek vücuda faydası dokunmadığını da eklemişlerdir. Oysa oturularak içilen su midede birikir ve vücuda has tafada yararı dokunur. Peygamberimizin Ramazanı. İftara yakınları, komşuları, dostları davet etmek çok güzel bir adet. Oruçluya iftar ikram etmek Peygamber Efendimizin en büyük sünnetlerinden biridir. Allah'ın Resulü Efendimiz hayatı boyunca hep sosyal bir insan olmuştur. Özellikle Ramazan ayında Peygamberimiz hasta ve yaşlılara sıkça yaptığı ziyaretleri arttırır. Fakir sahabelerin evlerine uğrar, sosyal bir sıkıntı olan her yere tüm sahabelerden önce yetişerek dertlerin çözümünde aktif rol oynardı. Allah Resulü diğer müminleri de hasta ve akraba ziyaretlerine teşvik ederdi. Özellikle Ramazan ayında fakirlere yapılacak yardım, fitre ve zekat konularında tavsiyelerde bulunurdu.
Peygamberimizin Ramazan günlerinde iftar saati, orucu açma vakti önemliydi. Saatin ve takvimin olmadığı o zaman şartlarında Peygamberimiz iftar saati güneşe göre tespit ediyordu. Her yerde her zaman hurma bulunmayabilir, belki su da olmayabilir. Çünkü dünyanın her tarafında oruç tutan insanlar olabileceği gibi her ülkenin ve bölgenin de kendine göre şartları vardır. Selman İbn Emir, Resul-i Ekrem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa su ile açsın. Zira su temizleyicidir. Oruç açarken hurma ile suyun tercihinde pek çok hikmetler vardır. Hurma meyve oluşuyla birlikte aynı zamanda bir katıktır. Bunun için ilk olarak hurma ile karşılaşan mide onunla bir süre gıda ihtiyacını giderir. Hurmanın bağırsakları çalıştırmasında, harekete getirmesinde de rolü vardır. Hazreti Enes şöyle anlatıyor. Resulullah akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da birkaç yudum su yudumlardı. Her yerde her zaman hurma bulunmayabilir. Belki de su olmayabilir. Çünkü dünyanın her tarafında oruç tutan insanlar olabileceği gibi her ülkenin ve bölgenin de kendine göre şartları vardır. Bunun için orucu başka bir yolla açmak da sünnette yer almaktadır. Bu konuda Peygamberimiz açıklıyor. Peygamber 3 hurma ile veya ateş dokunmamış bir şeyle iftar etmeyi severdi. İftar vermek Peygamberimiz buyuruyor ki, bir oruçluya iftar veren kimseye o oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Ancak o oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez. Peygamberimizin duası. Efendimizin iftar duası. Muaz İbni Züre Ra anlatıyor. Bana ulaştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftar ettiği zaman şu duayı okurdu. Allahümme leke sümtü ve ala rızkıke eftartü. Ey Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkında orucumu açıyorum. Mervan İbni Salim İbni Ömer'den Ra naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucunu açınca şöyle derdi. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. İnşallah Teala sevap kesinleşti. Hadisin ravisi Rizin, duanın baş kısmına Elhamdülillah kelimesini ilave etti. Allah'ın elçisi iftar vakitlerinde şu duayı sık sık yapardı. Rabbim her şeyi kuşatan rahmetin aşkına beni affet ve bağışla. Her insanın ağzı kokabilir. Ramazan ayında ağız kokusu daha çok yaşanır. Bu sebeple Efendimiz buyurmuştur ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha değerlidir. Ağız kokusunun en büyük nedeni yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. İşte ağız kokusu sorununu çözmenin birkaç yöntemi. Sarımsak ve soğanı çiğ yemeyin. Özellikle Ramazan'da kokuyu önlemek için sarımsak, soğan ve baharattan kaçınmak gerekir. Mutlaka tüketilecekse sarımsak ve soğan pişirilerek tüketilmelidir. 2 numara, süt ürünlerini fazla tüketmeyin. Süt ürünleri de Ramazan'da ağız kokusu problemlerine neden olabilir. Yumurta ve peynir gibi besinler ağız kokusunu arttırır. Tuzlu suyla ağzı çalkalamak, yeşil çay, her türlü çerez, ceviz ve fıstık ve bunun gibi su içeriği bol sebzeler, domates, kereviz, pırasa ve meyvelerden özellikle elma ağız kokusunu engelleyici özellikleri nedeniyle yenilmelidir. Lokmaları az çiğnemek ağız kokusuna sebep olur. Gıda artıklarının ağız içinde girinti ve çıkıntılara yerleşmesi, dişlerin arasında kalması, oksijensiz ortamda yaşamayı seven bir takım bakterilerin ağız içinde birikmesine ve ağız kokusuna neden olur. İftar ve sahurda lokmalarınızı çok çiğneyin. Et ürünlerini sınırlandırın. Etin vücuttan atılımı 48 saat içinde gerçekleştiği için ağızda kötü kokuya neden olan besinler arasındadır. Pastırma başta olmak üzere salam, sucuk ve sosis gibi şarküterinin tüketiminde sıcak Ramazan günlerinde sınırlandırılması gerekir. Bu tür baharatlı yiyecekler vücut tarafından geç atılır ve ağız kokusu oluşturur. Misvak kullanın. Sahurdan ve iftardan sonra dişleri fırçalamayı ihmal etmeyin. Sahurdan sonra dişlerin fırçalanması gün boyu ağız sağlığını korumak açısından çok önemlidir. Misvak ağız kokusunu önlemek için en etkili ve kullanımı sünnet olan bir araçtır. Ramazan'ı fırsat bilin. Sigara, ağız hijyenini bozma özelliğinin yanı sıra diş eti hastalıklarına zemin hazırlayan bir faktördür. Sigara içen kişilerin Ramazan'ı fırsat bilerek bu alışkanlıklardan vazgeçmeleri gerekir. Bir ayeti kerime, andolsun zamanı ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edilip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka, onlar ziyanda değillerdir. Bir hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, oruç perdedir.
biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ben oruçluyum desin ve ona bulaşmasın,